Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu karara uymayacağını, hukuki bulmadığını, buna ilişkin bir karar verdi. Evet, şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz, hukuk devletinde hukuk kurallarının uygulanması gerekir. Eğer siz bir hukuk devleti iseniz hukuk kurallarını uygulamanız gerekir. Hukuk devleti de hukukun üstünlüğünün gerçekleştiği bir devlettir. Hukukun üstünlüğünü sağlayansa yargının bağımsızlığıdır. Siz Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin her iki kararına bakarsanız, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmayacağı yönündeki kararlarına, bu kararların yargının bağımsızlığını ne kadar yitirdiğini açıkça ortaya koyan kararlar olduğunu, taraflı kararlar olduğunu görürsünüz. Çünkü anayasanın 183. maddesi çok açık. Yasama, yürütme, yargı organları ile birlikte kamu ve tüzel kişileri bağlar. Hiçbir gerekçe göstermeksizin, değerlendirmeye tabi tutulmaksızın Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren derhal uygulanır der. Eğer siz bu kararları uygulamıyorsanız, bu kararları değerlendiriyor, yorumluyorsanız, işte orada anayasal anlamında hukuksal bir darbenin varlığından söz ederiz biz. Ne yazık ki bu böylesi bir karar, şimdiye kadar böylesi bir uygulama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadığı gibi bence dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Demek ki aslında hukuk devletinden bahsetmiyoruz. Demek ki aslında yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsetmiyoruz. İşte bizim bütün mücadelemiz bu. Hukuk devleti, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin korunması, mutlaka ve mutlaka laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin ilkelerinin hayata geçirilmesi. Ne yazık ki gelinen süreç bu ülkelerinde örselendiği, bu ülkelerinde neredeyse yok edilmeye çalışıldığı bir süreci karşımıza getirdi. Her toplantımızda söylüyoruz. Herkes için adalet. Dili, dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti, düşüncesi hiç fark etmiyor. Yasa önünde herkesin eşit olduğu, herkesin hukuki koruma altında olduğu özgür bir ülke istiyoruz. Ne yazık ki bunu sağlamak bugün için çok mümkün değil. Ancak bir gün mutlaka bu çerçevede bir anlayışın bizleri yeni bir dünyaya taşıyacağına inancımız sonsuz. Teşekkür ediyorum. Yani bu kararın hukuksal bir değerlendirmesini yapmak gerçekten çok zor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin uzun uzadıya ihlali açıkladığı, gerekçesiyle açıkladığı bir kararını uygulamama adına, hani Yargıtay'ın hukuki değeri yoktur açıklamasının gerçekten hukuki bir karşılığı yok. Ama bu tabii ki şaşırttı mı, ya da hani bu bizim için değişik bir durum mu, ya çok şaşırdığımız bir durum mu? Değil. Çünkü Anayasa Mahkemesi de vakti zamanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarını uygulamayarak aslında bu yolu açmış olduğunu, kendi kararlarının artık uygulanamaz noktaya geldiğini görmüş oldu. Biliyorsunuz Sayın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu yargılanmalarının, tutulma hallerinin, özgürlüklerin hak ve ihlalleri kapsamında değerlendirilmesi ve tahliye edilmeleri gerektiği kararları çok öncesinden verilmiş olmasına rağmen ne Anayasa Mahkemesi bunun uygulanabilirliği üzerine bir girişimde bulundu, ne de diğer yargı mercileri bu noktada herhangi bir adım attı. Bu ihlali görmezden gelen Anayasa Mahkemesi şimdi kendi kararlarının tanınmaması noktasında yarattığı hukuksuzluğun sonucuna katlandığını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde artık hukuk devleti diyebileceğimiz bir karar uygulama ya da karar alma mekanizmasının işlemediğini, bu Yargıtay'ın son değerlendirmesiyle de açığa çıktığını düşünüyoruz. Yargının darbesi aslında dediğim gibi çok öncesinden yapıldı zaten. Yani darbe teşebbüsünden sonraki Türkiye'de uygulanan ihlaller, hukuka aykırı kararlar, verilen kararlar, biliyorsunuz HDP'nin birçok vekili haksız ve hukuksuz bir yere gözaltına alındı, soruşturmalar başlatıldı, tutuklandı ve yargılamaları hala sürüyor. Bu dosyanın da hiçbir hukuki karşılığı yoktu. Eğer bir darbe denebilecekse, darbe o zaman yapılmış olması gerekiyordu.
bu artık yargıdaki çürümenin geldiği son noktadır diye değerlendiriyorum ben.